geldin Bahar. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Ben güzellik merkezimizde fotoğraf çekeceğim. Çeşitli alışılagelmiş düzenlemelerimi yapıp Instagram'da paylaşacağım. Ama bunu yaparken Alarya'ya da bir şey söylemek istiyorum. Bak Alarya, beni kıskandığını biliyorum. İnan bana sorun değil. Harika, gel bakalım. Simay. Böyle gelmenin bir sebebi var mı? Yani moduna göre mi geldin? Hayır, işte benim cuma şıklığım. Cuma şıklığı olan tarafın hangisi? Yani bu üstüne giydiğin... Bunlar. Üstündekiler mi? Aha. Bunu hafta içi Niran giymişti. Ve eminim ki, evet. Niran'ın giydiği şekil cuma şıklığına daha uygundu hafta içi giydiği halde. Sadece pullu bir şey giyiyoruz diye bence cuma şıklığı olmamalı. Yani ben burada kurdeşen falan döküyorum diğer arkadaşlarımızla. Biraz haksızlık yaptığını düşünüyorum. Rujun, saçın, o ben, gözlüklerin... Ben burada en güzel giyinenlerden biriyim, tamam mı? Ben herhalde en güzel giyindiğin zamanlar ben burada olmuyorum. Çünkü en başından ben beri... Ben senin çok da beni beğendiğin en zamanları başından beri, mesela. Evet, beğendiğim zaman... Beğendiğimi zaten dile getiriyorum. Ama takdir edersin ki beğenmediğim zaman bunu da dile getirmek suç değil. Değil mi? Ve şu anda seni beğenmedim. Cuma şıklığına uygun olduğunu düşünmüyorum. Hafta içi gelseydin gerçekten... Senin suratını bu kadar çok ilk defa beğeniyorum. Yüzünü, makyajını, o dudak rengini. Sanırım ilk sen yaptın. Güzel olduğun tarafları tabii ki de söylüyorum. Ama sanki cuma şıklığına uygun değil. Keşke biraz daha uygun gelebilseydin. Yorumum bu kadar. Bahar'cığım. Merhaba. Merhaba. Bahar ceketini çok beğendim. Bu arada Nergis'in en iyi arkadaşları Instagram'larında beni paylaşıyorlar. Evet, gösterdim onu. Ceketini çok sevdim. Makyajın da çok güzel. Gözlüğünü kullanmışsın. Aha, gözlüklerimi takacağım. İzin de aldım. Yani çünkü göremiyorum, tamam mı? Neden? Gözlerim görmüyor. Aa. Uzağa göremiyorum. Aa, tamam o zaman. Güzelsin ama 5 yaşından beri. Ama yani çok cuma şıklığı gibi bulmadım ben de. Nasıl zorlandı söylerken. Yok, güzelsin. Nasıl söylesem bak, acaba. Mesela seninki de olgun bir elbise değildi ama ben 19 yaşında olduğun için dediler ki bu elbiseyi evet giyebilirsin. Bana da öyle denilebileceğini umuyorum. Umarım. Ben kendiminkini çok sevmedim ki zaten çok stil olarak fazla yorum yapmadım. Fazla bir şey istemiyorum aslında. Bana yorum yaparken yalnızca kendinizi baz alın. Benim için yeterli. Emine, sen öyle son yapıyor musun olsun peki? Sence? Bence yapmıyorsun. Yapmıyor olsam bunu önerir miyim? Muhtemelen bence yaptım. Bence yaptığın şeyleri ben öner, beni tavsiye ederim o zaman. Dünü düşünürsek dün evet. Bak, ama benim ondan önceki günleri bana düşünürsek tavsiye kesinlikle etme, hayır. Önermeler bu şekilde olmaz. Nasıl oluyor? Teknik bizi olarak. Anlatsana, ben bilmiyorum Bahar. Bizi bir ben aydınlat. Sana önermeliyim. Hadi bir mesela aydınlat. Önermeli ben sana hep önermeliyim. Öner mesela, bir şey öner bana. Ben mesela ne benimle tartışmaya girmeni önermiyorum. Nasıl ben bir öneri? Ben tartışmak gibi bir niyetim yok. Sadece kıyafetinle alakalı yorum için söz hakkı verildi. Ben de onunla alakalı yorum yapmak istedim. Kel yapın. Parçaların hepsi ayrı ayrı güzeller. Ama ben birincisi bir araya getirme şeklini sevmedim. İkincisi konsepte uygun bulmadım. Yani bluzun güzel, kullandığın eteğin güzel ve yakışmış. Ayakkabılarını, çantanı sevdim. Ceketin ayrıca güzel ama bir araya getirdiğinde gerçekten kötü. Bir şey söyleyeyim mi? Eski en iyi arkadaşlarımdan biri Simay. Senin huyun değişmiş. Benim mi? Bak. Ne o? Bu çantamı ikinci kez kullanıyorum. İkinci kez kullandığının farkındayım ama bir cuma şıklığı için uygun bir çanta olarak bulmadım ben onu. Hani bir abiye çanta gibi değil. Yani günlükte sen çok günlükte kullanabileceğim bir çanta blizine uygun değil. Altındaki şort eteğine uygun değil. Ceketine uygun değil. Sadece ayakkabılarına renk olarak tutuyor ve rujunla tutuyor. Onun dışında bağlamaya çalıştığın yerlerde de tutmadı ama bağlayamamışsın. Bir dahakine daha sıkı düğüm at. Hazır mısın? Geçebiliriz.
aramıza dönmüşsün. Hı-hı. Yeniden eski performansın. Evet. Sivri dilin. İlginç benzetmelerin. Yeşil rujun. Gözüm kanıyor. Kanıyor mu? Benim kulağım kanadı, senin de gözün kanasın. Ne olacak? Ne düşündün bu stylingi yaparken? Şunu düşündüm. Dedim ki, Alara bu kadar şeyi bir araya getiremez. Alara mı bugünkü? Hepsini farklı farklı yerlerden aldım ki Alara bir düşünsün yani. Alara bir bunun üstüne bir kursun mu diyorsun? Çünkü Alara genelde seni izliyor mu peki? Aha. Takip ediyor. Kesinlikle. Seni kıskanıyor. Kesinlikle. Senin yaptıklarını yapıyor. Hı-hı. Hatta güzellik merkezi açıyor. Hı-hı. Tamamen. Yani annesi açacakmış. Üstelik yani tamamen Miami'de. Seni ve ablanı taklit ediyor yani. Beni. Özellikle seni. Ablamı çok seviyor, beni kıskanıyor. Nerede yaşıyor Alara? İstanbul'da. İstanbul'da. Ama güzellik merkezi... Miami'ye taşınacaklarmış. Miami'de ev bakmaya gitmişler. Şimdi de beni bunu kıskanacağımı sanıyor ama asla kıskanmam. Ben şehrimi o kadar çok seviyorum ki... Gitmek bile istemiyorum Miami'ye. Değil mi? İstanbul en güzel şehir. Şimdi Alara da Miami'ye gidip orada Bahar Candan olmaya çalışıyor. Hmm. Peki Bahar Candan olmaya çalışırken senin gibi böyle alakasız parçaları da bir araya getiriyor mu? Bu kombini gerçekten Alara senin için yaptım. Çünkü ben genelde kombinlerimi AVM'ye gidiyorum. O zaman şöyle tek bir... mağazadan böyle tek elimle seçiyorum. Ha. Bugün hepsini farklı bir şöyle mağazadan bir mantık aldım. Var o zaman söylediğinde. Alara seni taklit ettiği için, aha. Sen de o seni her halükarda takip edip taklit ettiği için, aha. Sen de öyle kötü bir styling yapayım dedin ki, Alara da o kötü stylingle sokaklarda gezsin seni aslında taklit ederek. Aslında kötü değil, sadece denklemimi bilinmeyenler ekledim. Vallahi denklem yok ortada. Taklit edilse bile kötü bir styling bu. Baharcı. Peki. Bluzun yani bluzun cuma şıklığına bir küçük bir gönderme yapıyor ama onu gündüz vakti sokakta da giyebilirsin öyle bir bluz. Ceketin ve altındaki o şort sanırım değil mi? Şort evet, etekli şort bir etek. Şey. Evet şort etek. Benim şu şort onlar eteklerimden. Kesinlikle abiye değiller. Ceketin çok güzel, şahane. Keşke onu giysen başka bir gün. Altına daracık beyaz bir pantolon giysen falan şahane olur. Ama bugün için uygun değil maalesef Baharcı. A-a. Ayakkabılarını da beğendim bu arada. Ama bunun altına olmaz yine. Hı-hı. Ne yapacağız? Düşünüyorum. Öyleyse varsın. Sizin gibi. Hepimiz gibi. O zaman tarzımız kanadı. Vallahi Alara'cığım. Lütfen bunu taklit etme rica ediyorum. Alara'cığım demezmişsiniz lütfen. Peki Alara. Alara'cığım yok. Bu stylingi taklit etme Alara. Çünkü tarz değil. Hı-hı. Ah, hoş geldin Bahar. Merhaba. Ceketi giyebilir misin? Giyerim. Kapatıyor mu? Kapanıyor evet, mu? Evet kapanıyor. Mu? Tek başına şahane bir ceket. Evet, ceketi tek başına mi? Kapat lütfen. Kapat. Çünkü ben içindeki giydin, şortunu ve bluzunu sevmedim. Bu ceketin böyle daha spor, basic t-shirt. Aha. İle beraber giyebilirsin. Yani şu anda o ayakkabı ve çanta çok çiğ kaldı bu ceketin altında. Altın kullanabilirdin. Koyu mavi değil mi? Lacivert değil mi? Yoksa siyah mı ceket? Lacivert. Lacivert bir ayakkabı. Altın topuklu mesela olabilir. Tek başına güzel bir parça. Ama çok yanlış bir kombin yaptın. Ve cuma şıklık değil, abiye değil bu. Ben şöyle düşünüyorum cuma şıklıklarımızı ve bunu düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Yani bu giysilerle okula ya da abiye gidebilir miyim? Eğer gidemezsem bu cuma şıklığı diyorum yani. Öyle değil işte. Bu elbiselerle, bu üstündeki ceketle okula rahat rahat gidersin. Evet. Aha. Tabii ki şort çok kısa. Üstündeki bluzu kot pantolonla beraber giyebilirsin ve tekrar okula gidebilirsin. Yani parçalar tek tek güzel ama kombin olarak dediğim gibi başarılı değil ve maalesef cuma şekli uygun değil. Tarz değil. Anlıyorum. Merhaba. Merhaba.
Bahar, çok renkli bir kişiliksin. Çok eğleniyorum seni seyrederken. Gerçekten. Genel olarak beğeniyorum da tarzını. Ama tam da bugün yani geldiğim gün gerçekten üzerindeki parçalar tek tek güzel ama bir arada hiç beğenemedim. Yani hani baktığım zaman ayakkabılara bayıldım, ceketine bayıldım. Hepsini ayrı bir gün tek tek kullanabilirsin farklı tarzlarda. 10 kombi çıkar. Değil mi? 10 kombi kurtarır. Ama Neriman İplikçi olmadınız. Bir sonraki. Bir tane daha mı? Bir sonraki. Peki. Ben aslında denize saklıyorum tamam, Neriman İplikçi'yi. Ama Bahar kıskanır şimdi. Öyle bir huyu var. Bizi hepimizi ayrı ayrı kıskanıyor. Bak biraz önce Alara'cığım dedi onu kıskandı. Sana baktıkça çok kötü oluyorum. Tatlım, böyle bir fakir kokuyorsun. Sanki her parçanı başka arkadaşından almışsın gibisin yani. Bu gerçekten Denize'ymiş. Ama bunu sen istedin Bahar. Sen istedin, kaşındın. Böyle yapayım o zaman sana. maalesef tarz değil. Hı-hı. Elitizm hoş geldin. Merhaba Berkemcan. Merhaba. Bahar, üzerindeki parçalar tek başına çok güzeller. Özellikle ceketin çok güzel. Bu ceketi tahmin ettiğim yerden aldın. Ve gidip en büyük bedenini ben de üstüme sokmaya çalışacağım ve alacağım. Bence bedenlerimiz aynı. Size veririm. Bana olmaz canım. Omuzları falan bana dar gelir. Teşekkür ederim. Çok kibarsın. Bluzun çok güzel. Ceketin çok güzel. Ama bir arada değil. Bu arada bu şirinler rengi, rujun çok güzel rengi. Çok yakışmış. herkes tarz değil mi verdi? Evet. O zaman ben de ceketin altına tarz vereyim sana. Teşekkür ederim. küçük bir istekte bulunmak istiyorum. Su benim kız kardeşim. 8-8-2008'de doğdu ve en sevdiği dizi film sizinki. Yine şu kendi karakterimden ödünler vereceğim ama suya böyle öpücük atar mısınız? Su, seni çok çok öpüyorum. Bye bye.